Efendim günaydınlar. Güne başlarkenden sevgiler, saygılar. Bugün bir anneyi konuk edeceğiz. Otizmli şef Fehmi Han'ın annesini Emel Kanberoğlu bizlerle. Emel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Eylül Hanım. Annelik Allah'ın insanlara, kadınlara bahşettiği en güzel bir lütuf diyebiliriz ama aynı zamanda büyük bir imtihan. Siz bu imtihanın farklı bir alanında Fehmi Han'ın annesi olarak buradasınız. Öncelikle otizm deyince aklımıza ne geliyor ya da bilmeyen izleyicilerimiz için kısa bir tanımlama yapalım mı? Otizm deyince yaşamın ilk 3 yıl içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Ben Fehmi'nin annesi olmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda kimdir Emel Kamberoğlu, Fehmi'nin annesi Emel Kamberoğlu? Bursa'da 4 senedir otizm çalışmalarım oldu. En son federasyon başkanıydım. İstifa ettim. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Otizm tanımını yaptık ama otizmle siz nasıl tanıştınız, ne zaman tanıştınız? Biraz da o süreçten bahsedelim Evet. isterseniz. Çok erken yaşta fark ettik. Fehman 18 aylıktı otizmi fark ettiğimizde. 1 yaşına kadar her şeyi normal olan, hatta 1,5 yaşına kadar konuşması da olan, anne, baba, düştü, ilk kelimeleri olan çocuğum bir anda sanki her şey tersine döndü. Söylediği sözcükleri unuttu. Herkesten kaçmaya başladı. Reklamlara çok düşkündü. Yani çocukta bir değişiklik vardı. Tekrarlayıcı hareketler başladı daha o yaşta. Ve çocuk psikiyatrisine gittik. 18 aylık bebekti. İlk gittiğimizde otizm davranışları olduğunu söyledi. Tabii ki biz o zamana kadar otizmin anlamını bilmiyorduk. Kelime anlamını, ne olduğunu. Ve daha sonra öğrendik ki otizm yaşam boyu engeldi bizim için. Çok zor tabii kabul etme süreci. En az Evet, 2 sene, 2-3 seneye buluyor kabullenmek. Diyorsunuz ki benim çocuğum otizm değil, olamaz. Ya o bocalamak. Sonra en yakınlarınızdan suçlamalar duyuyorsunuz. En başta eşler birbirlerini suçluyorlar. İşte senin yüzünden oldu, benim yüzümden oldu. Daha sonra aileler giriyor içine. İşte siz çok ilgili olmadınız, şöyle oldu, böyle oldu. Çevreden suçlamalar. Ama daha sonra öğrendik ki otizm doğuştan gelen genetik bir rahatsızlık. Ve bocalıyorsunuz. Ne yapabilirim? Zannediyorsunuz ki sevgiyle, ilgiyle kısa zaman sonra çocuğum düzelecek, her şey normale girecek ve tüm gücünüzle çabalıyorsunuz. İnsanüstü çaba gerekiyor. Otizm gerçekten çok zor. Başına gelen bilir. O annelerin çırpınışları, en ağırı da annelerin üzerinde yük olması, babaların kendilerini soyutlaması ve otizmli çocuk anne babalarında %80 babalar boşanmış anne babalar. Otizm yüzünden babalar kaçıyor, annelerin yük üzerinde. Gerçekten zor bir durum. Bu anlamda ilk başlarda fark ettiğinizde dediğiniz gibi hakikaten çok zorlu bir süreç yardım aldınız mı, destek aldınız mı peki? Sağ olsun eşim çok üzüldü bu konuya ve biz Türkiye'nin en iyi uzmanlarına gittik. İstanbul'da Yankı Yazgan ilk teşhisini koydu. Ve çok doğru yönlendirdiğine ve bizim de doğru çalıştığımıza inanıyorum. Mesela demişti ki ailelere önerim Yankı Yazgan, işte böyle bir çocuğunuz varsa bir gölge ablanız olsun, gölge öğretmeniniz olsun. Çünkü bütün yük annenin üzerinde olduğu için çocuğa daha sonra yetmeyebiliyor. O gölge abla onun büyük bir sıkıntısını alıyor. Zaten onunla beraber anne de çabalıyor onun yanında. Ve annenin nefes alacağı zamanları olsun ki çocuğuna daha verimli olsun, daha faydalı olsun.
Güzel uzmanlardan eğitim aldık. 2 yaşlarında hem özel öğretmenimiz, özel eğitimcimiz, hem de Gölge ablamız haftanın 5 günü bizimle beraberdi. Feyman çok şanslı bir çocuktu onun için. Herkes bu şansa sahip olamayabiliyor aynı zamanda, değil mi? Peki Feyman doğduktan sonra öncesinde çocuğunuz yok değil mi? Feyman ilk çocuk. Feyman'dan sonra kardeşi de oldu, ama Emirhan. İlk çocuk Feyman. İlk çocuk Feyman. Düzenli bir hayat, ilk umutlarla işte bir çocuğunuz oluyor ve sonrasında böyle bir şey. Aslında bu bana göre de çok böyle üzülecek, çok tabii ki ilk tepkiler mutlaka öyledir ama sizinle kameralar öncesi ya da program öncesi konuşmalarımızda da o bir melek, size emanet edilmiş bir melek olarak baktığımız zaman çok farklı bir bakış, farklı bir güzellik yaşıyor insan. Aynen. Ama tabii ilk etapta bunu yaşamak da anlamak çok mümkün değildir eminim. Bu tecrübelerinizle edindiğiniz bir gerçek. İlk zamanlar aile hayatınızda, yaşamınızda nasıl değişiklikler oldu? Birdenbire eminim çok büyük bir farklılıklar olmuştur. Hayatımızda tabii ki hele küçük yaşlarda çok zor bir bebekti Feyman. Sabaha kadar uyumayan, semazen gibi dönen, sürekli tekrarlayıcı hareketleri olan, sürekli bizim mücadeleyle geçti. O kadar emek sarf ediyorsunuz ki bir hareketini unutturmak için 1 sene uğraştığımı bilirim. Mesela dönme hareketi için 1 sene, hadi çabuk otur oğlum, başka yere ilgisini çekmeye çalış. O hareket bitiyordu, arkadan başka takıntılı hareketi başlıyordu. Biz yankı yazgına gittiğimiz zaman Feyman orta düzeyde olduğunu söylemişti. Dedim Yankı Bey, ne olur ileride Feyman'ın durumu. Dedi ki bizim böyle bir çocuğumuz var, babasının yanında şu anda çaycılık yapıyor. 2 sene önce Üsküdar Üniversitesi'nde gördüm Yankı Bey'i. Yankı Bey dedim, Feyman şef oldu. Bak gördün mü dedim, ben sana Feyman ileride çaycı olacak demiştim, seninki şef olmuştu dedi. Gerçekten doğru yönlendirirseniz Fehmi'nin güzel dediğiniz sonuçlar gibi alırsınız. sonraki başarıları tartışılmaz, çok güzel başarıları var. Onlara mutlaka geleceğiz ama ben yine de ilk dönemlerden, çünkü bugün izleyicilerimizin arasında da eminim sizin gibi anneler fazlasıyla var ve onların bu süreci bilinçli bir şekilde atlatması adına bir örneksiniz bugün burada aslında. En büyük zorluklarınız, yani yaşamsal olarak en büyük zorluklarınız ilk zamanlar, ilk karşılaştığınızda Fehmihan'la hayatınızda ilk karşılaştığınız zorluklar nelerdi? En büyük zorluğunuz neydi hatta? En büyük zorluklarımız dışarı çıktığımız zaman insanların tepkileri. Mesela bir yemek yemeye gidiyorduk. Feyman bir masanın yanından geçerken kolasını alıyordu ya da tabağından patatesini alıyordu. Ve bazı insanlardan öyle büyük tepkiler alıyorduk ki, işte ne biçim çocuk yetiştirmişsiniz, hiç terbiye verememişsiniz. Ya insan yıkılıyor böyle şeyler duyunca. Bakıyorsunuz görünüşte gayet normal bir çocuk. Ama çocukta bir değişiklik var. Ve toplumun bu davranışları gerçekten insanı çok üzüyor. Zaman zaman çok yaşadık biz bu olayları. Mesela Feyman denize girmeyi çok seviyor. Girdiği zaman sesler çıkarmayı çok seviyor. İşte sevinç, sevinç sesleri. Orada çok işte bir bayandan bayağı bir tepki aldık. Yaşamımızın içinde o kadar çok vardır ki bunu ne kadar anlatsam böyle listeler olur belki. Toplumun bu tepkisi gerçekten, zaten biz 7-24 uğraşıyoruz. Siz 5 dakika niye sabredemiyorsunuz? Toplumun bu duyarsızlığı gerçekten çok acı. Bu karşı taraf için büyük bir sıkıntı ya da karşı tarafın oluşturduğu bir sıkıntı ama siz bunu nasıl başardınız? Kendinizi soyutlayıp evinize kapanmak da mümkündü. Birçoğu da öyle yapıyor bildiğim kadarıyla zaten. Sıkıntılı olan çocukların anneleri için geçerli bu. Siz bununla nasıl baş ettiniz? Yani Fehmi Han'ı sosyal alanda hayatını normal şekilde devam ettiren, onunla her yere giden bir annesiniz. Dolayısıyla hani buradaki bir sizin de bir başarınız söz konusu. Bununla nasıl, bunun üstesinden nasıl geldiniz? Ben Feyman'ı her ortama soktum. Her gün biz dışarıdaydık onunla. Önce küçükken bahçeler, parklar, sürekli dışarıdaydık. Daha sonra anaokuluna başladı. İlk başlarda yarım gün vermeyi uygun gördüm.
tam gün verdiğin zaman çocuğun günü kaybolacak ve eğitim zamanından gidecekti. Sosyalleşmesi açısından yarım gün gitti. Ve Feyman sürekli hayatın içinde oldu. İlkokula gitti Gölge ablasıyla beraber. Tamamen normal çocukların içindeydi. Hı hı. Normal ve arkadaşları o kadar seviyorlardı ki. Ama birkaç okul, o okulumuzu bulana kadar birkaç okul değiştirdik. Hatta ilk önce özel okula verdim. Dedim ki özel okula daha çok ilgilenirler, daha sahip çıkılır. Hı hı. Ama velilerin tepkisi çok fazla oldu. İşte bu çocukla bizim çocuğumuz aynı sınıfta olamaz. Öğretmen çok soğuktu, yaklaşmadı, korktu çocuğumdan. Öyle büyük tepkiler aldık ki okul hayatımızda da. En sonunda onu anacan ruhlu bir öğretmene teslim ettim. Böyle canım diyordu, ne olur bana evlatlık ver bu oğlumu diyordu. Allah razı olsun kendinden. Ve arkadaşları koluna teneffüslerdi. O kadar mutlu bir okula, ilkokul zamanı geçti. Feyman da çok mutluydu. O şekilde ortaokula kadar Feyman eğitimini aldı. Eğitim sürecinde peki Feyman gibi öğrenciler için ayrılan bir okul, bir özel okul var mı? Ya da velilere burada tavsiyede bulunacak olsak yine devlet okullarını mı tavsiye edersiniz siz kendi adınıza? Yani buradaki bu karşılaştırmayı yaptığımızda ne tür bir faydası var? Evet, ben kaynaştırma okulları var şu anda. İşte otizmli çocuğunuzu normal çocuğunuzun arasına koyuyorsunuz. Hı hı. Aslında bence haftanın 5 günü değil 3 günü gitsinler derim. Çocuğun boşa giden zamanı olarak görüyorum. Hı. Tamam, sosyallik olabilir. Arkadaşlarının yanında normal sınıfta oturmasını öğrenebilir. Bekleme süresini artırabilir. Ama çocuğun zamanından çalınan bir zaman. Çocuğa kattığı bir şey yok kaynaştırma derslerinin. Onun yerine çocuklarını özel eğitim aldırsınlar, sosyal alanda gelişmesi için çalışmalar yapsınlar. Bursa'da OÇEM okulları var, birebir bu çocukların gittiği. Ama onlar da şöyle bir şey, öğretmenini çok sevmesi lazım, alan öğretmenlerinin çok iyi olması lazım. Tabii ki verim alınıyor, mutlaka verim alınıyor. Ama tamamen de bağımlı olması bence çocuğun zamanından çalınan, hı hı, ve eğitiminden çalınan süreç diye düşünüyorum. Fehmi Hanım'ın yine başarılarına gelmek istiyorum sabırsızlıkla ben ama onun öncesinde mesela hocam buradaki sorumu unuttum. Siz söylerken bir şey aklımdaydı ama neyse yine Fehmi Hanım'ın bugünkü durumuna gelelim. Şef oldu. Yani mutfakla ilgisi çok fazla, yeteneği çok fazla. Bunu nasıl keşfettiniz ya da nasıl yönlendirdiniz? Bugüne nasıl geldi? Evet, Feyman 2 yaşındayken, daha 2 yaşlarındayken işte nesneleri, objeleri tek tek öğretiyoruz. Hı hı. Mesela hep yemek yaparken, oğlum bana soğanı getir, Feyman bana salçayı getir. O getirirdi ve yemek yaparken hiç başımdan ayrılmazdı. Ben çorba yaptığım zaman o da gelirdi, ben karıştıracağım derdi. Ya da poğaça yaptığım zaman o da elini, o da yapmak isterdi. Ben yönlendirdim, hadi sen de yap, hadi öyle yapalım, böyle yapalım. Sürekli bir şeyler öğretmek için sürekli onunla konuşuyorsunuz, yaptığınız işlerde bile. Ve 5 yaşında Feyman tamamen bağımsız poğaça yapabiliyordu. Birçoğunun bugün evet, 15-16'sında bile yapamadığı evet, bir şey. Evet, ben onun o yeteneğini ve ilgisini çok küçük yaşta fark ettim. Bu çocukların izlemek ve sevdikleri alanda yönlendirmek çok önemli. İyi bir gözlemci olmak gerekiyor anne olarak. Aynen öyle. Ve şu anda çok güzel yemekler yapıyor. Pastaları çok güzel yapıyor. Dolma sarıyor, trileçe tatlısına kadar yapıyor. Oo, çok güzel. Bu anlamda şanslısınız. Evet. Evde de size destek aynen oluyor öyle. Mutfakta. Her eve şef lazım. Fehmi Han'ın kitabı, ödülleri var. Ben izleyicilerimize şöyle göstermek istiyorum. Bu kendi kitabı değil mi? Kendi yazdığı. İçerisindeki görsellerini ben çektim. Fehmi Han da yaptığı pastaları tarif defterine yazıyor. Ve oradan basılan bir kitap. Evet. Bunu herkes bulabiliyor mu peki? Nülüfer Belediyesi'nin Otizmli Çocuklar Yararına derneğe basılmış bir, hı-hı, kitabı.
Şu anda. Bir de Fehmi Han'ın uluslararası çalışmaları da var. Buna Evet. da tanık oluyoruz. Bir ödülü var, Kanada'dan aldığı bir ödül. Buradan bahsedebilir miyiz biraz? Feynman yaklaşık 2 sene önce Vancouver, Kanada Uluslararası Anka Festivali'nden davet aldı. Ve burada 28-30 ülkenin katıldığı dünyanın en gözde otizmlilerinin katıldığı bir uluslararası yarışma. Burada kategorilere göre herkesin yaptığı alanda belirleniyor. Mesela resim alanında birçok yapanlar var, içlerinden şu kişi ödül almaya layık gördü deyip gala gecesi oluyor ve orada ödüller dağıtılıyor. Biz de davet aldık. Feynman Kanada mutfağında yemek yaptı ve workshop sunumu hazırladı. Dolmasından triliçesine, poğaçasına, böreğine, kısırına öyle güzel bir sunum yaptı ki Kanadalılar hayran kaldılar. Ondan sonra dünya birincisi olarak ödülümüzü aldık ve Türkiye'ye sevinçle, gururla döndük. Hem anne olarak sizi tebrik edelim hem de ben Fehmi Han'ı tebrik edelim bu anlamda. Fehmi Han'ın üzerindeki psikolojik etkisi bu başarıların bir fark görüyor musunuz ya da işte nasıl etkisi oluyor? Feynman Han yemek yaparken zaten dünyanın en mutlu insanı. Nasıl böyle gülerek o kadar zevkle yapıyor ki onu izlemek bile büyük bir keyif. Tabii ki onda da bir güven duygusu oluyor. O başarılı olduğunu hissediyor. Güveniyor kendine. Peki bu sizler anne olarak veya otizmli çocuklar olarak birlikte dernekler dışında yaptığınız etkinlikleriniz var mı? Ya da dernek çatısı altında da olabilir. Yani neler yapıyorsunuz? Ne tür bir faaliyetleriniz oluyor? Halkın katılması mümkün mü? Onlar için bir şey Evet. yapıyor musunuz? STK kuruluşları çok önemli. Her şehirde olması lazım. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Ve ne kadar bu aileler birlik olursa, çünkü kimse sahip çıkan yok, yalnız bu aileler. Seslerini duyurması için bir araya gelmeleri lazım. Bursa'da da STK anlamında dernekler var ve farkındalık çalışmaları çok fazla yapılıyor. Otizmin farkına varsınlar ve 2020 yılında şöyle söylüyor uzmanlar. Mesela 3 sene öncesinde 88 çocuktan bir tanesi otizmli doğacak deniyordu. Bu sene 57 çocuktan 1'e düştü rakam ve 2020 yılında 2 çocuktan biri otizmli doğacağı söyleniyor. Ve bu ne kadar vahim, ne kadar Evet. korkutucu bir rakam. O Peki zaman bu her rakamları sülalede belirtenler etken olarak ne söylüyorlar? Yani bu genetik mi, başka bir şey mi etken, ne sebep olan şey ne? Yani daha önceden nedeni bilinmiyordu ama şu anda hem genetik hem çevresel faktörler neden olduğu söyleniyor. Tam olarak belirlenmese de nörolojik etkenlerden bahsediliyor. Ve sayının bu kadar artacak olması çok korkunç. Evet. Bu da gösteriyor ki ileride her sülalede otizmli çocuk olacak. Belki torunlarımız da otizmli olacak. Belki insanlığın sonu otizm. Korkutmuş gibi oldum ama. Çok iddialı oldu bu ama. Evet. Ailede diyelim ki işte Fehmi Han sizin ilk çocuğunuz ve otizmli. İkinci bir çocukta olma olasılığı nedir siz? Bununla dair bir mutlaka bilgi evet. edinmişsinizdir ve bunun olasılığı işte yüzdeliğine düşünürsek nasıldır? Yüzdeli ikinci çocuğun da otizmli olma riski tabii ki var. Ben bunu hemen ikinci hamile olduğum zaman tabii ki uzmanlara danıştım. Bana dediler ki %4 oran. %4 oranda dediler. Ama ikinci çocuğunuza hamileyken öyle korkuyorsunuz ki ikinci çocuğum da otizmle evet. doğacak diye sürekli dualar ediyorsunuz, sürekli araştırma yapıyorsunuz, kitaplar okuyorsunuz. Nasıl geliştirebilirim, nasıl konuşabilir, erkenden ne yapabilirim? Çırpınıyorsunuz ikinci çocuğunuz normal olsun diye. Sizin ikinci çocuğunuzla Fehmi Han'ın arasında ne kadar var? 3 yaş fark var. Biraz da onların çocukluğundan bahsedecek olsak. Nasıl evet. bir ilişkileri vardı? Fehmi Han kardeşiyle nasıldı ya da kardeşinin onunla yaklaşımı nasıldı? Çok kolay bir çocuktu Fehmi Han'dan sonra. Kendi kendine büyüdü diyebilirim Emirhan.
Emirhan şu anda İstanbul Çapafen Lisesi'ni kazandı. Maşallah. Ve başarılı bir çocuk. Bu zamana kadar hiç yani Fehmi'ne gösterdiğim çabanın belki bilmiyorum yani ya öyle çocuğum olsa 10 tane büyütürdüm belki Emirhan gibi bir çocuğum olsa. Ve tamamen kendi kendine yeten, abisine abilik yapan, keşke anneciğim konuşmamın yarısını abine verebilseydim diyen ve en çok abimi özledim, en çok abimi seviyorum diyen, çok duygusal, annelerinin gözlerinin yaşlarını böyle gizli gizli izleyen. Aslında Yani çok da çok. kendi içinde zorlu bir hayatı Ah, olan çocuk evet, değil mi? evet. Çünkü ister istemez sizin ilginiz, alakanız Evet. Fehmihan üzerinde. Dediğiniz gibi o kendi kendine büyürken gözlemliyor ama bu kadar sevgi dolu olması da bir Evet, artı. çok şükür. Evet. Peki Fehmihan kardeşini kıskandı mı? Bu tür özellikleri var Çok mı ya da otizmli kıskandı. çocuklarda? Fehmihan çok kıskandı. Emirhan doğduğu zaman bizim çok güçlü bir gönül bağımız var Fehmihan'la. Kardeşi doğduğu zaman kardeşinin çoraplarını, kıyafetlerini hep böyle koltukların altına tıktı. Saklıyordu. Sonra benim sırtıma böyle yumruklayıp kaçtı. Babasına gitti, sarıldı. Bana hep böyle bir soğuk davrandı doğduğu zaman. Bayağı bir kıskançlığı oldu. Peki bunu nasıl aştınız? Özel bir şey yaptınız mı yoksa kendiliğinden gelişti mi? Kendiliğinden Emirhan abisine çok düşkündü. Yürüteçle bile abisine doğru koşardı hep. Hep onun peşinden koşa koşa o bağ oluştu O kendi aralarında. kendine sevgiyi kazandı yani. Sevgiyi kazandı, evet. Baktığımız zaman konuşurken ne kadar basit geliyor değil mi? Yani geçmişe bakıp işte Fehmihan 18 yaşında, Evet. 18 senelik bir süreç. Konuşmak çok kolay ama hakikaten yaşadığınız alanda çok zorluklar Çok. yaşadığınızdan eminim. Bu anlamda Allah yardımcınız olsun Çok inşallah. Ama sağ olun. diğer taraftan da güzelliği bana verdiğiniz ifadede söylediğiniz ifadede şey demiştiniz. İşte o bakarken çok mutlu oluyorum, bir Evet, melek olarak evet, değerlendiriyorum. Bu evet. beni çok etkiledi. Gerçekten öyle baktığımız zaman. Evet. Çünkü bizim Mükafat. hepimiz için belki Fehmihan anneden doğma ya da işte doğuştan gelen bir rahatsızlığa sahip ama bu hepimiz için geçerli. Yarınımızın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Dolayısıyla Rabbimden gelene sabırla bakmak, onu bir farklı bir imtihan olarak, imtihanı Kesinlikle. güzelleştirerek bakmak çok daha önemli değil mi? Kesinlikle öyle. Sizin ilk 18 sene önce otizmle tanıştığınız süreçte sosyal alandan, işte devlet desteğinden, her alanda zorluklarınız, kolaylıklarınıza bugün baktığımız zaman 18 sene sonra neler değişti peki? Yani hayatınızı kolaylaştıran neler oldu? Ya da o günler nasıldı, bugünler nasıl? Şöyle söyleyeyim, ilk biz öğrendiğimiz zaman doktorlar bile bu kadar bilinçli değildi, çevre bu kadar duyarlı değildi, hakikaten zordu. Çok değişiklikler, çok çok fazla değişiklikler olduğunu söyleyemem. Bundan sonra otizmin önü açılıyor. 3 Aralık otizm eylem planı da yürürlüğe girdi. Ve bundan sonra otizmin önü açılacak. Ve şimdiden sonraki nesil için çok şanslı bir dönem. İnşallah. Daha farklı olacak, daha güzel olacak her şey. Eğitim saatleri artacak. Bu konu çok önemli. Çünkü bizim çocuklarımızın ilacı yok. Şu ilacı içsinler de otizm düzelsin diye bir şey yok. Ne kadar çok özel eğitim alınırsa defalarca tekrarla öğreniyorlar. Eğitim, ne kadar eğitim çocuğun bağımsız yaşamasına ve hayatı kolaylaştıran bir tek ilacımız eğitimimiz. Evet. Emel Hanım, kısa bir reklam aramız var. Sonrasında yine muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili izleyenler, kısa bir ara sonra biz buradayız. Sizi de bekliyoruz. Efendim tekrar merhabalar. Emel Kanveroğlu ile muhabbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Emel Hanım, Fehmihan hayatınıza girdikten sonra size neler kattı? Oradan başlayalım isterseniz ikinci bölümümüze. Fehmihan olmasaydı eksik kalırdım ben bu hayatta.
Fehman bize, biz Fehman'a güzel şeyler kazandırdığımızı düşünürken Fehman'ın bize kazandırdıklarının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Önce maneviyatı, sevgiyi, sabrı, evet. Ve bu en küçük şeylerden mutlu olabilmeyi. Fehman'la bu kadar çabalıyoruz ama bir tane bir yüzlerce kere tekrarladığımız bazen bir kazanımı öğrenmesi için çok uğraştık. Ve konuştuğu anda ya da bir kelime söylediği anda dünyanın en mutlu insanı olduk. Ve eğer siz de bu yolun yolcuları iseniz ve eğitim bu çocuklar için çok önemli. Ve onun bir adım ilerlediğini görünce hayata umutla bakıyorsunuz. Eğitimle daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorsunuz. Ve onun sevgisinin ne kadar farklı olduğunu hissediyorsunuz. Lütuf olarak görüyorsunuz. Ve ben onunla gurur duyuyorum. O bizim her şeyimiz. Ve sevgiyle, emekle daha da güzel olacağına inanıyorum. İnşallah. Sevgi, evet, burada en önemli faktör sanırım sevgi. Onlar zaten ne yapıyorlarsa sizin sevginiz, sizin desteğinizle yapıyorlar. Fehmihan için yazdığınız sanırım bir şiir var ve o şarkı haline mi geldi? Nasıl oldu onun? Benim yazdığım otizm için bir sürü şiir var. Fehmihan için yazdığım ve otizmli çocuklar için yazdığım bestelerim var. Bir tanesini biz şimdi izleyicilerimizle paylaşacağız. Onun üzerinden konuşalım istedim ama isterseniz önce izleyelim videomuzu, sonrasında üzerine konuşalım. Sevgili izleyenler, sizler de sevgili Fehmihan'la tanışın istiyoruz. Bir videomuz var. Doyamıyorum sana, doyamıyorum.
Tüm alkışlarımız size ve Fehmi Han'a gelsin. Hakikaten teşekkür izlerken ederim. Etkilenmemek mümkün değil. Çok sağ olun. Ama Fehmi Han'ın şanslı bir çocuk olduğunu da kesinlikle altını çizmek gerekiyor. Teşekkür Sizin ederim. Gibi bir anneye sahip olduğu için. Şarkı üzerine veya video üzerine söyleyecekleriniz var mı? Şarkı üzerine otizmli çocuklar küçükken göz teması kurmazlar. En tipik özelliklerinden biridir. Bazılarında dokundurmazlar, sarılmak istemezler. Ben de küçükken oğlum sarılmak isterdim, kaçardı. Gözlerime bak derdim, bakmazdı. İçimizin yangınları. Evet. Oradan çıkan duygularımdan yazdığı bir şarkı. Ve otizmli çocuklara armağanım olsun, annelerine özellikle. Evet. Emel Hanım, ben aslında Fehmi Han'la geçirdiğiniz bir gününüzü çok merak ediyorum. Sabah kalktığınızda, yatana kadar gibi bir gününüzü bizimle paylaşır mısınız? Neler yaşıyorsunuz? Fehmi Han evde tamamen bağımsız hayatını sürdürebilen bir çocuk. Ve tamamen sabahleyin kalkıyoruz, yüzünü, hadi oğlum yüzünü yıka, giyin, gel diyorum sofraya. Sonra sofraya geldiği zaman çok mutlu, kahvaltımızı ediyoruz. Kahvaltı dinlerken şarkılar dinlemeyi ve şarkı söylemeyi çok severiz bir karşılıklı. Ondan sonra Feyman yemek kitapları ve pastalara çok düşkün. İnternetten, YouTube'dan özellikle şefleri izler, yemek tariflerini izler. Uyguluyor mu bunları evde? Evet, okuma yazma biliyor. İstediği tarifi de işte kısır yapacağım, poğaça yapacağım. Malzemeleri getir. Malzemeleri getiriyor. Çok da güzel yapıyor. Elleri de çok lezzetli maşallah. Ondan sonra eğer bir programımız varsa, Feyman ya da gezmek istiyorsa o gün giyiniyor. Gidelim, gidelim, gezmeye gidelim diyor. Tamam diyorum. Ya da Feyman'ın geçen seneye kadar hep yaşam koçları ve öğretmenleri oldu. Bu sene de tekrar arıyoruz. Onunla beraber abilik yapan bir abisiyle işte dışarıya çıkıp sosyal hayata karışmak, yürüyüş yapmak, spor yapmak, onun gibi aktivitelerimiz de olabiliyor. Gününü dolu dolu geçiriyor yani. Dolu dolu geçiriyor. En kısa zamanda Fehmi Han'la tanışmam lazım. Evet. Tekrar edeyim. görmedim ama uzaktan da olsa çok sevdim kendisini. Teşekkür ederim. Konuşma sıkıntısı otizmli çocuklarda en büyük sorunlardan evet. birisi. Fehmi Han kaç yaşında konuşmaya başladı peki? Fehmi Han, şimdi nasıl konuşuyor? 6 yaşında ilk sözü makarna oldu. Şef olacağı oradan belliydi çocuğun. O kadar meşakkatli, o kadar uğraş ki eldivenlerle sürekli ağzın içine masajlar yapıyorsunuz ilk baştan. O masajlardan sonra işte ritim çalışmaları, işte sıra almayı öğrenmesi, konuşma çalışması aşamaları öyle zorlu bir süreç ki. Daha sonra mesela bir K sesi çalıştırmak için 1,5 ay çalıştığımızı bilirim. Ya da bir üflemeyle bir ses çıkarttıracaksınız. İşte kağıtları küçük küçük yaparız. Hadi üfle bunu deriz. Üflemeyi öğrensin diye mum üfletiriz. Çok değişik çalışmaları var. Sürekli tekrar ve çalışma gerekiyor. Çok zorlu. Ve ellerle ağız içine masaj yapılır. Ya da bir harfi söyletirken ellerle yönlendirir. Yırtarsın artık kendini. Hadi bak hadi sen de öyle de. Hadi bak ben söylüyorum. Ve 6 yaşına kadar hakikaten ciddi anlamda güzel çalışmalarımız oldu. Ve 6 yaşında bir öğretmenimizle tanıştık Bursa'da. O doğru kişiyle çalışmak ve o kişiden aldığınız verim çok önemli. Doğru insanı bulmak çok önemli eğitimcide. Burada hemen araya girmek istiyorum. Doğru kişiyi nasıl bulabilir peki? Diyelim ki otizmli bir çocuğum var. Nasıl bir araştırmaya girmem lazım? Nerede, neyi bulmam lazım? Tabii ki önce danışmak lazım. Bu önceden bu ailelere, tecrübesi olan ailelere. Hangi Bursa'da kim güzel eğitimci, çocuğumu nasıl ilerletti, ne yaptı? Araştırmak ve bilinçli olmak çok önemli. Daha sonra çocuğunuz verim alıyor mu? Çalıştığı kişiyi seviyor mu? Evet. Onunla çalışmalarında ilerlemeler oluyor mu? Onun takibinde olmak çok önemli. Ve
6 yaşında Fehman konuşmaya başladı. İlk sözcüğü makarnaydı ve arkadan gerisi geldi. Ama tabii ki bunun için de mesela olumsuz kelimeleri söylesin diye bir sürü şaklabanlık yaptığımızı bilirim. Mesela atlama desin diye ben bir koltuğa çıkıp kaç kere atlıyorum bak hadi atlama de hadi söyle ben atla sonra atlama deyişine Allah bir bizde bir sevinç bir çığlık. Ne çalışmalar yaptık ama Fehman konuşmayı çok sevmiyor. Şöyle söyleyeyim her şeyi anlıyor. Hı. Okuma yazma biliyor. Hatta haberleri, gazeteleri falan da çok seviyor seyretmeyi, gazeteleri de okumayı seviyor. Tamamen konuşmayı sevmiyor. Sürekli soru sorarak, tabiri caizse ağzından cımbızla laf alarak konuşturmaya çalışan bir anneyim. İhtiyaçlarını belirtecek kadar, işte su istiyorum, gezmeye gitmek istiyorum, pasta yapalım gibilerde çok fazla olmasa da kısıtlı olarak konuşuyor. Yetecek İhtiyacını kadar anlatacak kadar konuşuyor. Fehmihan'ın başarılarından bahsettik ilk bölümde işte kitabından ya da aldığı ödüllerden ama Fehmihan'ın bir de sergisi vardı değil Evet, mi? Biraz da Fehmihan ondan bahsedelim isterseniz. 2012 yılında Ördekli'de o zaman dernek ve dernekle ilgili çalışmalarımız da yoktu. Fehmihan küçüklüğünden beri kendini geliştirdi pasta konusunda ve yanımızda öğretmen ablaları da çalıştı bir dönem. Dedi ki Fehmihan'a bir sergi açalım. Küçük adımdan Büyük Lezzetler sergisi koyduk adına. Ve Ördekli'de bayanlara, hanımların beğenisine sunduğumuz yaklaşık 50 çeşit Fehmihan'ın yaptığı pasta börek sergisini açtık ilk. Fehmihan tabii onu yapmak için bir hafta önce, 10 gün öncesinden hazırlıklar başladı. Yaptığı şeylere kimisini buzluklarda sakladık. O gün sergi günü çıkartıp ya da bir gün öncesinden pişirildi. Ve gerçekten çok güzel bir sergi oldu. Fehmihan tabii mutluluktan uçuyordu sergide. Çok çok mutluydu. Aslında olduğu gibi kabul ettiğimiz zaman her birey için geçerli bu. Fehmihan'ı Kesinlikle. veya Fehmihan gibi çocuklarımızı olduğu gibi kabul edip onu tanıyıp onun üzerinde birazcık uğraşırsak demek ki bu kadar güzel şeyler de çıkabiliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Çok sabır isteyen, ciddi anlamda emek isteyen bir Çok. süreç bu ama bir kenarda tutmamak lazım. Yani o sonuçta dünyaya geldi ve bize ait bir şey, bizim olan bir şey. Sahip çıkmak lazım. Programın sonuna yaklaşıyoruz Emel Hanım. Bu anlamda sizin izleyenlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? İzleyenlere tavsiyem, bu teşhis öğrendikten sonra anneler çok büyük bir yıkım yaşıyorlar, anne babalar. Ve en kıymetlisi daha doğmadan hayallerini kurduğun çocuğun üzerinde bunu duyduğun zaman işte dünya başlarına yıkılıyor ve çok bocalıyorlar. Annelere tavsiyem ya tabii ki o kabul etme süreci tabii ki zaman alacak ama doğru eğitimcilerle, doğru kişilerle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ve umutlarını hiç kaybetmesinler. Belli bir emek sarf ettiğiniz zaman mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Ve toplumdan soyutlamasınlar. Evet. Kim ne derse desin, çocuklarını her ortama soksunlar. Onların da yaşama mutlaka yaşama hakları var. Evet. Aslında siz dahil olduğunuz sürece biz de ya da işte herkes çok alışıyor. Yani kabuklarına çekildiği zaman sorumlu olan kişiler veya aileler çektiği zaman halk görmediği için gördüğünde yadırgıyor. Kesinlikle. Bugün engelliler anlamında da rahatsızlığı olan insanlar anlamında da daha geçmişe nazaran baktığımızda daha bir güzel birliktelik var ya da kabul edilmiş bir durum var. Evet. Dediğiniz gibi kabuklarına çekilmemeleri kendilerinin içinde bizler için. Derler ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın tabiri caizse. Buna başına gelmeyen bilmiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor derler. Ve hakikaten ne emeklerle ne çabalarla o çocuk bir kazanımı öğrensin diye insanüstü çaba, uykusuz anneler Evet. ne emek sarf ediyorlar. Biraz toplumdan duyarlılık ve saygı beklediğimiz Evet. bu.
Sizin nezdinizde tüm otizmli aileler ya da diğer rahatsızlığı olan çocuklarımızın annelerine çok teşekkür ediyoruz. Allah kolaylıklar versin. İnşallah bizler de bu bilinçle sizlere destek olma fırsatı yakalayalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Son bir mesajınız varsa alalım isterseniz. İletmek istediğiniz. Ha, şiiriniz vardı. Şiirinizi var. Evet. Dinleyelim onunla isterseniz. Şiirim var. Tamamlayalım. Hatta iki tane şiirim var, onu ikisini de söyleyemek istiyorum. Otizmle tanıştık 2-3 yaşlarında. Kabullenmek çok zordu, maalesef geldi başa. Tek ilacı eğitim olduğunu öğrendik. Üstün çaba gösterip adımla ilerledik. Bazen çaresiz kaldık, bazen çok tükendik. Yılmadık yıllar yılı, engelleri hep aştık. Hepimiz farklıyız, gizli birer cevheriz. Yol gösteren olunca hedefe ilerleriz. Bu otizmi çok güzel anlatan bir şiir oldu. Otizm, sen nasıl bir illetsin? Kovalıyorum gitmiyorsun. Bocalıyorum pes etmiyorsun. En kıymetlimi aldın elimden. Nasıl bir girdapsın? Sen çeksen de yavrumu kuyulara bırakır mıyım sanıyorsun? Yüreğimle savaşıyorum ben otizm. Yazıyorum, anlatıyorum seni bak. En güçlü silahım kalemim. Ben olduğum sürece anlatacağım herkese. Zamanla anlayacaklar, farkına varacaklar. Senden kurtulmak için otizm erkenden yol alacaklar. Burada da verdiğiniz savaşı çok güzel dile getirmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Fehmihan Agıya, ben sizin nezdinize selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sağ olun. Ve tüm otizmli çocuklarımıza, vatandaşlarımıza, halkımıza. Tekrar görüş, inşallah burada konuk etmek, hatta Fehmi Han'la konuk etmek isterim. İnşallah yine bir şekilde birlikte olmak temennisiyle diyelim. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, haftanın son günü, Cuma gününde çok değerli bir anneyi konuk ettik. Pazartesi günü farklı bir konu, farklı bir konukla birlikte olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.